Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sivas ilimizle ilgili şahsım adına gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da kurtuluş yolculuğuna başlayan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 27 Haziran 1919 tarihinde Sivas'ımıza ilk defa teşrif etmiştir. Kurtuluş mücadelesini kıvılcımı Samsun'dan yakmış ve kurtuluş ateşini Anadolu'ya Sivas'ımızdan dağıtmıştır. Daha sonrasında Sivas Kongresi için tekrar Sivas'a gelmiş ve milli mücadeleyi 108 gün boyunca Sivas'tan yönetmiştir. Bugünkü hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri Sivas'ta atılarak devletimiz bu temeller üzerine inşa edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ımıza ilk defa teşrifinin 102. yıl dönümünü yad ediyor, vatanımızın kurtuluşunu ve devletimizin kurtuluşuna ilmek ilmek işleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun nezdinde vatan uğrunun canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Değerli milletvekilleri, yine Sultan Abdülaziz döneminde bir fikir olarak ortaya çıkan Abdülhamit Ad döneminde projesi çizdirilen Akdeniz-Karadeniz yolu projesi Cumhuriyet'in ilk yıllarında da önemsenmiş, Atatürk döneminde temeli atılarak hayata geçirilmiştir. Günümüze kadar farklı sebeplerle proje ertelenmiş fakat her zaman devam ettirilmiştir. Çalışmalar hızlandırılarak Akdeniz-Karadeniz otoyolu projesinden sona yaklaşılmıştır. Osmanlı Devleti'nin son dönemleri ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren yapılanması planlanan bu proje Sivas'ımızın önemini açıkça ortaya koymuştur. Proje tamamlandığında inşallah Sivas'ımızın sanayi kenti olma yolunda en önemli engel aşılmış olacaktır. Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapacak sanayicilerin ulaşım endişeleri de böylece ortadan kalkmış olacaktır. Bu gelişmelerin sağlayacağı yatırım olanakları devlet teşvikleriyle desteklenirse Anadolu'nun kalbi niteliğinde Sivas'ımızın sanayi cazibe merkezi haline geleceği inancım tamdır. Yine Sivas'ımızdaki ilçelerimize gittiğimizde özellikle Kangal, Ulaş, Divri, Zara bölgelerindeki çiftçilerimizin bu sene Sivas'taki kuraklık döneminden dolayı maalesef büyük bir mağduriyet yaşamışlardır. Çiftçilerimizin ayakta kalabilmesi için onlara verilen kredilerin yeniden yapılandırılması ve yeniden takviye olarak da yeni kredilerin verilmesiyle beraber çiftçilerimize bir hayat verilmiş olacaktır. Yine Sivas'taki esnaflarımızı gezdiğimizde onlar da maalesef bütün dünyayı etkileyen Covid'den ülkemizde Sivas'ımızda bundan derinden etkilenmiştir. Esnaflarımızın almış olduğu kredileri bazı esnaflarımız iş yerlerini açamadığı için Covid'den iş yapamadılar ama kredilerinin geri ödemesi geldiğinde ise bugün bu kredilerini ödeyemiyorlar. O yüzden küçük orta ölçekli esnaflarımıza verilen kredilerin bir an önce özellikle Sivas'ımızda bu konuda mağduriyetler olacaktır. Olmaması için önüne geçebilmek için bu kredilerin yeniden yapılandırılması ve yine onlara destek olunmasını istiyoruz. Çünkü esnaflarımız ciddi anlamda yaklaşık biliyorsunuz 2 yıldır Covid'le mücadelemiz devam ettiğinden dolayı ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Devletimizden tabii ki almış oldukları destekler var. Devletimiz sağ olsun fakat şu anda destek alıp kredisini alan fakat iş yerini açamayan ve tekrar kredisinin günü geldiğinde ödeme yapacak durumda olmayan esnaflarımız zor durumda. O yüzden de bu kredileri yeniden gözle geçirelim. Bu arkadaşlarımızın Covid sürecinde işlerini açamayanların tespiti yapıldıktan sonra bunlara yeniden yapılandırma ve yeniden orta ölçek olarak verilen kredilerinde yeniden kredi verilmesini buradan talep ediyoruz. Yine vakıflarla ilgili de buradan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bir duyuru yapmak istiyorum. Sivas'ımızda vakıflarla ilgili kiralama yapan birçok esnafımız maalesef onlar da Covid'den dolayı ciddi anlamda etkilenmiştir. Kirasını ödemek zorunluluğu vardır. Fakat onlar da iş yapamadığından dolayı Covid sürecinden dolayı onların da kiralamalarında bir iyileştirme bekliyoruz. Bu vesileyle genel kurulu saygıyla selamlıyorum. İnşallah sesimiz duyulmuştur. Sivas'ımıza bir hayat vermiş oluruz. Genel kurulu saygı ve selamlıyorum.